Merhabalar, kamu kurumlarının personel alımlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Duyurumuza geçmeden önce arkadaşlar gelen mesajlar hakkında biraz sizlere bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki alımları, alım sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz ve bu sonuçlar ardında atanan arkadaşlarımızın haberlerini alıyoruz. Ve yapmış olduğunuz yorumlar benim için o kadar kıymetli ki topluluk sekmesinde atanan arkadaşlarımızın artık gönderilerini paylaşacağım. İnşallah sizler de bizim sayemizde ilanlara başvuru yaparsınız ve başvuru sonucunda atanırsınız. Atandığınızın haberini bizden paylaşarak mutluluğunuza ortak olmamızı sağlarsınız. Tanımadığım sadece sesime kulak veren arkadaşlarımızın atandığı haberini aldığım zaman inanın bu mutluluğun tarifi yok. Gerçekten çok farklı biz. İnşallah sizler de başvuru yaparsınız. Sonucunuz olumlu olur ve atanırsınız. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım duyurusu var. Yeni bir alımdır arkadaşlar. Mütercim ve tercümanlık alanında bir alım gerçekleştirilecek. Bu alım hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Alım yapılacak alanlara baktığımız zaman 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercüme tercüman alımı gerçekleştirilecek. Boş bulunan pozisyonun 10 katı aday aday arasından bir alım gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarına baktığımız zaman en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerden ya da denkliği bulunan bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. Baraj puanımız da bulunmamaktadır arkadaşlar. Sadece 2020 yılı kamu personeli seçme sınavına girip KPSS P3 puan türüne sahip olmanız sizler için yeterli olacaktır. Fakat önemli olan bir nokta da mütercim tercümanlık okuyan arkadaşlarımız aşina olacaktır Bilmeyen arkadaşlarımız için bizler söyleyelim. ÖSM tarafından yapılan yabancı dil sınavına İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümlerinin en az birinden B düzeyinde puana veya başarı tarihinin son günü itibariyle 2 yıl içerisinde alınan dil yeterli bakımından ÖSM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerli bulunan başka bir belgeye sahip olmanız gerekiyor. Nitelikleri tam ve eksiksiz bir şekilde tamamlamalıyız. Herhangi bir eksiklik olduğu zaman sonucumuz olumsuz sonuçlanacaktır. Lütfen bu noktalara dikkat edelim. Başvurularımız 19 Nisan itibariyle başladı. Mayıs ayının 3'üne kadar devam edecek. Çevrenizde başvuru yapabilecek niteliklere sahip olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Bizler başvurularımızı burada belirtilen linkten gerçekleştireceğiz. Şahsen bir başvuru söz konusu değildir. Online bir şekilde e-devlet sistemi üzerinden başvurumuzu tamamlayacağız. Yükleme yaparken şu noktaya dikkat edin. Belgeleri PDF ya da JPEG formatında sisteme yüklemeniz gerekiyor. Belirtilen formatta sisteme yüklemezseniz hata verecektir. Diyelim ki herhangi bir problemle karşılaştınız. Yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben gördükçe ve müsait oldukça tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Cevapsız bir yorum bırakmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvurularım ekranından başvurunuzun tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Herhangi bir problem varsa iptal edip tekrardan başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Sisteme yüklemeniz gereken belgelere baktığımız zaman yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş, sağlık açısından engelinizi bulmadan dair, yazılı bir beyan vereceksiniz. Sonuçlarımız burada belirtilen internet adresi üzerinden yayınlanacaktır. Sonuçlar açıklandığı zaman bizler de elimizden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Sözlü sınavda karşımıza mesleki bilgimiz, ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama, özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirmeler yapılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekiyor. Sözlü sınav sonucunda aritmatik ortalamalar alınarak bir atama gerçekleştirilecek. Umarım sesime kulak veren arkadaşlarımızın başvuruları olumlu sonuçlanır. Sizlerin de atandığınız haberini alırız ve topluluk sekmesinde sizi paylaşırız. Diğer arkadaşlarımıza da ilham ve örnek olur. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.